Türk mü, İranî mi yoksa Alban mı? Azerilerin kökeni, tarihsel süreçte Doğu Transkafkasya ve İran-Azerbaycan'ı coğrafyalarında farklı etnik ve de dilsel unsurlar temelinde gerçekleşmiş ve takriben 15. ve 16. yüzyıllarda tamamlanmış olan modern Azeri halkının etno-dilsel oluşumunun asırlık sürecidir. Azerbaycan Türkleri, Anadolu Türklerinden sonra Türk halkları arasında en çok nüfusa sahip olan ikinci Türk dilli etnik gruptur. Bugün Türkler ve Azeriler, Selçukluların yani Türkçe konuşan nüfusun torunları olarak kabul ediliyor. Kafkasya'daki Türk varlığı en az 7. yüzyıla kadar uzanır ve 9. yüzyılda günümüz Azerbaycan'ında ortaya çıkan ve muhtemelen günümüz Azerbaycanlıların nüfusunun ataları olan Oğuz Türklerinin gelişiyle güçlenmiştir. Pek çok referansta Azeriler, Türk dillerinden dolayı bir Türk halkı olarak tanımlanmıştır. Britannica ansiklopedisine göre günümüz Azerileri, Doğu Transkafkasya'nın en eski unsurları olan yerli nüfuslarından ve de muhtemel Kuzey İran'dan, tarihi Med ülkesinden gelen çok çeşitli ve karışık etnik ve de dilsel kökenlere sahip kavim ve topluluklardan oluşmaktadır. Bölgede M.Ö. Med İmparatorluğu ve milattan sonra 3. ve 7. yüzyıllar arasındaki Sasani İmparatorluğu dönemlerinde bölge nüfuslarının Persleşmesi yani İranileşmesi yaşandı ve sonra 11. yüzyılda Azerbaycan'a göç etmeye başlayan Oğuz kabileleriyle birlikte Türkleşme süreci yaşandı. Selçuklu, Türklerinin bölgeyi fethinden ve devamında 13. yüzyıldaki Moğol istilaları sırasında gelmiş veya iltica etmek zorunda kalmış, asker veya kaçkın grupları da dahil olmak üzere, Türk dilleri konuşan aşiret ve boyların göç ve akınları neticesinde bölge nüfuslarının Türkleşmesi meydana gelmiştir. Akademisyenlerin çoğu, ağırlıklı olarak Türkçe bilmeyen yerli halkların dilsel açıdan Türkleşmesini ve küçük popülasyonlu Türk boylarının bu asimilasyon sürecinde rol oynamasını Azeri halkı için en olası köken olarak görmektedir. Azerbaycan halkı üzerinde yapılan genetik araştırmalar, Azerilerin elit egemenlik kuramı süreciyle, Türk dilini benimseyen, yani sınırlı sayıdaki Türk yerleşimcinin önemli bir kültürel etkiye sahip olduğu ve sadece daha zayıf baba soylu genetik izler bıraktığı görüşünü desteklemektedirler. Herodot, Polibios ve Strabon gibi antik dönemlerde yaşamış olan tarihçiler, bölgeyi Azerbaycan'da halen daha varlık gösterebilmiş bir Kafkas grubu halkı olan Udinler gibi İranlı ve İranlı olmayan gruplarla beraber karma bir bölge olarak belirtmişlerdir.